Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2009 serimize 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yanımda tabii ki Emir Hoca var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Serkut. Ne haber hocam? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim, olsun hocam. Eyvallah. Evet hocam. Geçen bölümde hocam siz İskoçya kampında, biz de Fransa kampında hazırlık maçlarımızı oynadık. Şimdi son hazırlık maçı ayağı bizde olacak. Galatasaray Ali Sami Yen stadında büyük bir maç olacak Serkut. Evet. Bate Borisov, Borisov mu diğer adı? Evet. Borisov, pardon. Bate Borisov. Bate Borisov maçı öncesi. Çok ciddi bir sınav olacak. Evet, diğer takımlar dandikli çer çöktü. Aynen. Onları yenmek falan kolaydı. Gerçi biz bir yerlere kaldık ama çaktırmayın. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar, skorlar değişti. Çünkü son iki bölümdeki kaydetmeyi unutmuşuz. Tekrar oynadık. Hemen benzer skorlar çıktı. Bir şey olmadı. Bunun hazırlık maçında olması daha iyi. Ligde olmasına izin vermeyeceğiz zaten. Artık o işi çözdük. Kayıt mayıt almadı. Aynen Serkut. Evet. Bu gereksiz muhabbetlerden sonra hocam... Bakalım nasıl bir taktiğe çıkacaksınız? Ciddi bir maç burada. Evet Serkut, 4-4 1-1'e döndüm bu maçlar çünkü... Evet, taktik değişmiş. Yeni transferler bekliyorum. Uğur Boralı ve Mehmet Topuz'u orta sağ kanatlarda oynatmaya başladım. Evet hocam. Transfer nereye hocam? Nereye düşünüyorsunuz? Orta sağ kanatlarda ileri kanatlara. Sağ ve sol kanada iki tane transfer mi düşünüyorsunuz? Evet, evet. Satılığa çıkardığınız oyunculara var mı? Var var. Maldonado var. Uğur Boralı aslında. Uğur Boralı da var. Evet. Onlar da satılacak. Uğur Boralı izleyenler de var zaten. Şu an hocam kadro tamam mıdır? Şu an kadro tamamdır Serkut. O zaman hadi gidelim bakalım. Takımı onaylıyoruz. Onaylıyoruz. Evet. Evet. Galatasaray'ın da takıma bakalım. Sen de onayla. Bakayım takımı hocam. Evet, ben de takımı onaylıyorum. Bu arada benim de taktik değişti arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Göbekte oyuncu eksikliğinden dolayı orta sahada topu tutamadığımızı düşündüm. Ve kanatların da ileride olmasını düşündüm. Bu arada Caner Erkin'i transfer ettim, onu da söyleyeyim. Linderat'ı sattım. Bunlar transfer işlerini şeyde yaptık bölüm arasında. Agyeman Linderat'ın yerine stoper ön libero'da yer alacak. Göbek'te Barış Özbey'e güveniyorum. İyi güçleri gayet güzel. Arda ile beraber, Barış da biraz defansif zaten. Harry Kewell sağ tarafta oynayacak. Caner Akin de solda ve forveti tekilledik arkadaşlar. Hasan Şaş ve Ümit Karan'ı yollamaya çalışıyorum. Milan Baroş tek forvet. Haydi bakalım hocam. Haydi başlayalım. Evet, maç Ali Sami Yen stadında. Henüz Türk Telekom Arena yapılmadı. 1,5 yıl sonra yapılacakmış. 1 Ocak 2010'da. Evet. Maç analizine bakalım kime beni favori olarak gösteriyor. Kendi sahamı olduğu için herhalde. Doğrudur, olabilir. Ama son skorlara bakacak olsam ben Fenerbahçe'ye bir favori gösterdim. takım koşması yapalım. Bu önemli çünkü. Oyundan zevk alın. Bu maçı kazanmasını deyip biraz motive edeyim. Değişik bir şey olsun. Rakip talimatlarından Fenerbahçe. Bir dakika, yok, rakibin takım koşması Fenerbahçe. Evet hocam, ne diyeceksiniz? Ben başlıyorum. Sizden galibiyet bekliyorum. Vay, Emir Hoca daha iddialı. Evet, rakip talimatlarında yine bir şey yok. Ve oynatıyoruz hocam, hazır mısınız? Evet, oynuyoruz. Evet, Galatasaray-Fenerbahçe maçı başladı. Hocam, kamera açısını acaba mi yapsak, daha iyi görelim diye? TV ekranı yapsak mı diye düşünüyorum. Sen kayıtlarda izince o daha çok hoşuma gitti gibi hocam. Yok, bu değil, diğeri. Diğeri mi hocam? Uzaktan görüyorum, yok bu değil hocam. Ana. Kale arkası, buydu galiba hocam. Bir böyle bir bakalım hocam. Hocam bu sefer İlerisi mi görünmüyor hocam? Aynen. O zaman ana görünümde normal olur. Evet. Evet, başladık arkadaşlar. Volkan'la dakika 3'te Fenerbahçe ata. Alex karşı herhalde. Santis izin vermedi. Hocam iyi başladınız. Ani bir atak oldu ama. Evet. De Santis. Belki de bu Galatasaray atadı. Bu arada şunu çekelim. Öneriler vardı. Baroş'u güzel top. Edu yetişti. Kalecisiyle oynadı Volkan'a. Volkan ileriye doğru. Şimdi indiren Guiza. Alex'ten aldı Barış Özbek. Çok güzelsin Barış. Barış verdi Baroş'a. Barış'tan Baroş'a dışarı gitti. Out'a gitti. Barış Baroş eşti. Güzel hocam. Şimdi bir Galatasaray hata daha izleyeceğiz. Desantis'ten güzel degaş. İndiren Barış. Barış'ı bayağı beğendim hocam. Kivil'dan Baroş'a gelmedi. Edu'yu güzel kesti orada. Yokan Emreciksin güzel pas ama Guiza için çok hızlı top hocam. Allah Allah. Baroş indiremedi. Fenerbahçe'de kaldı top. Barış'ın güzel müdahalesi Arda. Arda'nın pası mükemmel, ofsayt yok. Baroş karşı karşıya. Baroş vurdu gol. Milan Baroş attı Galatasaray 1-0 önde. Dakika 6. Evet hocam, ne diyeceksiniz? Çok kötü. Çok kötü. Hocam Barış bayağı etkili oldu ya. Ben normalde ilk 11'i oynatmıyordum. İyi oynuyorsun ya. Linderat'ın gitmesi iyi olmuş. Genç ve Türk oyunculara yer açıldı hocam. Fenerbahçe niye böyle yaptı bilmiyorum yani. Dakika onlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Erken bir gol bulmamız güzel oldu. Takım iyi toparlamış. Yeni taktik uyum sağladı gibi görünüyor. Güzel, iyi uydu takıma. Şimdi Fenerbahçe hata. Hoziko ilk defa oynayacak. Hoziko bir şut dışarı gitti. Gökhan Ömericiksin'den. Hoziko ilk defa oynuyor hocam. Evet. Biraz hani deneyimsiz olması, hatalar yapması mazur ama hata yapmadı. Şu an Gökhan Ömericiksin'in şutunu izledik. Bakalım neler olacak. Maç 90 dakika tabii. Fenerbahçe'nin 3-1'den 4-3'e getirdiğini biliyoruz. Şimdi
Arda'dan Kivil'a. Kivil. Agyeman yeni transfer. Güzel pas Baroş'a. Baroş vurdu. Offside. Offside. Hocam iyi oynuyoruz ya. Evet, güzel ataklar yapıyorsun. Ama sizden de bir şey beklemek, görmek isterim hocam Batı maçı öncesi. Şimdi pas Arda'ya. Arda sokuldu. Arda vuramadı. Tekrar aldı. Edu. Edu müdahale yaptı. Bakalım Guiza yetişebilecek mi? Rısaltis çıktı, tereddütte. Guiza vurdu. Guiza attı. Gol. Güzel. 1-1'e getirdi. Kendi hatamızdan dolayı bir gol yedik. Evet, bu çok evet, üzücü evet. Yani. Ya yani defans hatası. Evet. Biraz öyle oldu. Gönül isterdi ki Fenerbahçe kendi hünerleriyle atsın gol hocam. Olsa of atmak da bu arada Arda sakatlandı. Hocam Arda sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu ya. Niye öyle oluyor bilmiyorum ya. Emre Çolak'a görev vereceğim hocam orada. İnşallah ciddi bir şey yoktur diyelim. İnşallah. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Adam gibi girdin hocam. Ne belki yani kendi kendine sakatlanmış, ne biliyorsun. Barış, Alex. Alex'ten Uğur'a. Şimdi Gökhan Emreciksin. Gökhan vurdu. Out'a gitti. Gökhan 3. şut vurdu. Evet. Denesi. Gökhan'a hocam siz dediniz uzaktan şutlar deneyince. Evet doğru doğru. Biz onu böyle azaltalım. Evet bu baştan sonra onu. Adama göre muamele hocam. Şimdi Caner aldı. Yeni transfer Caner. Verdi. Kabi. Hüseyin Kabi. Kabi mi hocam? Doğru söylemişim Kabi. Kabi. Sabri yok bu maçta. Hakan Balta. Volkan yok kendi kalesi gol attığı için. Güzel pas Caner'den vurdu. Gol oldu. Allah mükemmel Allah, bir gol. Neler oluyor? Harry Kivil. Caner indirdi. Yeni transfer Caner. Ve yine yeni transfer Kivil. Tabii biz getirmedik onu. Feldkamp mı getirdi? Hocam Cevat benim ikinci yere büyük bir değişiklik yapacağım. Belli oldu yani. Hocam ben memnunum takımdan. Bu taktik bayağı bir işe yaramış hocam. Ben memnun değilim hiç. Memnun. Eski taktik. Şimdi yine Galatasaray hata. Hüseyin Kabe. Kale Zilo'da. Aman Desantis. İkinci bir hatayı kaldıramayız. Servet. Desantis. Sol tarafa doğru. Yetişemedi oraya Baroş. Şimdi tekrar Desantis. Desantis baktı ileri. Elle oynayacak. Verdi. Kabe'ye uzun top oldu bu Desantis'in hocam. Elle oyuna sokması kötü. Uğur Boral soldan bindiriyor. Uğur karşıda kemi var. Hemen kesti içeri. Bomboş gol. Gol. Yine bir uzaktan şut ustası. Bak güzel oldu bak. Bu güzel oldu. Hocam Mehmet Topuz iyi vuruyor ya. Hocam korakor bir maç oluyor yani. Adamı nereye koysa oynuyor hocam Mehmet Topuz. Evet. Gerçi sağdan bindirdiğini göremedik ama hızlı değil zaten. Onu kabul ediyoruz. Yani öyle. Ama teknik bir oyuncu ve şutu da güzel. Alex'e doğru. Şimdi Galatasaray'a güzel bir maç oldu arkadaşlar. İlk bir yarı 2-2. Bilan Baroş. Baroş sürüme çabasında. Sağdan kaçtı. Kabi ama onu atmadı Barış'a. Şimdi Agyeman. Agyeman'ın pası Caner karşı karşıya. Caner vurdu dışarı gitti. Evet. Çok hızlı oynadı Caner. Biraz sokulabilirdi. Ondan teknik beklentimiz yüksek. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray karşısında 2-2 buldu. Şimdi biz değişiklik yapacak mıyız? Hocam Caner yorulmuş. Onu yormak istemem. Şimdilik Aydın girsin ve Aydın'la Kivil yer değiştirsin hocam. Çünkü Kivil solda oynamaya yatkın, Aydın daha sağa yatkın. Onun haricinde sanki normal maçmış gibi 3 değişiklik gibi kullanacağım hocam. Yorulan yok, size bırakıyorum hocam. Sizde bir değişiklik olacak mı? Tabi ben onaylamam lazım galiba benim. O taktiğini oynarlayamam lazım. Evet. Siz de hocam. Ben de. Evet hocam ben biliyorsun taktiğimi tekrar geri getireceğim. Hocam Hoziko yorulmuş onu söyleyeyim. Hoziko yorulmuş mu? Evet. Hocam bir saniye. Çünkü bir hafta sonra maç olduğu için hocam. Taktiği değiştirmek istiyorum. Evet. Hocam şu eski taktiğimi geri dönmek istiyorum. Böyleydi. O oyunlar öyleydi hocam. Öyleydi tamam. Evet. Şimdi hocam Josuko'yu değiştirelim. Josuko'nun yerine bir saniye. Josuko'nun yerine Mehmet Oğuz. Selçuk Şahin gelebilir hocam. Josuko'nun yerine de şey olacak. Kazım mı hocam? Kazım nerede? Aşağıda olabilir hocam. Allah Allah. Hocam ilk 11, ilk 18'i bile almamışsınız hocam Kazım. Allah Allah bak unutmuşuz. Burak'ı alalım o zaman. Burak Yılmaz iyidir hocam. Burak iyidir. Uğur Boral burada Uğur Boral'ı çıkartalım. Alev İlgin alıyoruz hocam. Alev İlgin alıyoruz. Evet. Roberto Carlos'u çıkartıyoruz. Sezgin yine fark ama bir dakika hocam. Sen de üçlü değişik yapalım. Tamam ben de öyle yapayım. Gökhan Emre'sin yerine yok Gökhan Emre'sini pek beğenmedim. Roberto Carlos yorulmamış zaten hocam. Gökhan Emre'sin yerine de kimi alalım? İsterseniz biraz bırakın hocam. Şimdi bu takım devam edebilir. Ama da isterseniz değiştirin hocam. Hocam bir de Semih de tamam dursun olsun. Son bir değişik belki şey yapalım. Ya tabii 3 kuralı koymayalım yani de. Hani ben yorulmayana çıkarmayacağım hocam. Bakalım yani. Beğenmediğimi ve yorulmayana çıkarmayacağım. Bakalım taktiği değiştirdik nasıl olacak? Açıkçası Caner'i çıkarmazdım ama yorulduğu için çıkardım. Bir atak daha izlemek istiyorum ondan sonra belki birkaç değişikliğe gideriz. Başladık mı? Evet. Sarı kart Lugano çıktı. Lugano sarı kart aldı. Dakika 60. Bu ataktan sonra değişiklik isteyeceğim. Hemen çekelim şunu. Hüseyin Kabe. Aman çocuklar hata yapmayın. Meyra indirdi. Baroş güzel bindirdi. Baroş verdi Baroş'a. Baroş geriye oynadı. Emre Çolak yeni girdi oyuna Arda'nın yerine. Emre verdi Kivil'a solda bu sefer Kivil. Kivil sokuldu. Kivil orta içeriye. Bir şut Aydın'dan. Kaleci güzel kurtarış. Volkan başarılı kalede. Volkan. Evet dakika 70. Hemen bu ataktan sonra taktik değişikliği isteyeceğiz. Aman çocuklar. Korner bir dakika.
Oyun durduruyoruz. Evet, Kabi yorulmuş, hemen onun yerine Sabri alıyoruz. Agyeman yorulmuş, Mehmet Topal'ı alıyoruz. Kivil yorulmuş. Oraya Ferdi'yi alıyoruz ve Ferdi ile Aydın'ın yerini değiştiriyoruz. O hiç orada oynayamıyor. Tamam, zaten burada normalmiş. Barış yorulmuş. Barış biraz defansif bir oyuncu olduğu için Mehmet Güven'i alıyoruz oraya zaten. Başka bir adam yok. Baroş da yorulmuş gibi ama Baroş'u biraz daha izlemek istiyorum. Nasıl olsa bizim Şampiyonlar Ligi maçımız yok. Evet hocam, bu arada mouse çarptı, pardon. Siz değişik yapacak mısınız hocam? Ben de yapacağım. O zaman şu hata bir bekleyelim bakalım. Tamam, bekleyelim. Fenerbahçe'den atar çünkü. Alex kesti! Desantis başarılı. Evet, Fenerbahçe'den atak bir istemi. Evet. Durduralım hocam maçı. Maçı durduralım. Evet. Şu an Guizan'ın yanına Semih alalım. Evet hocam, Gökhan Emrecisi yorulmuş. Alex yorulmuş. Mehmet Topuz yorulmuş. Roberto Carlos yorulmuş. Şimdi Mehmet Topuz yorulmuş mu? Yorulmuş hocam. Şöyle yapalım. Gökhan Emrecisi'ni sadece şu an değiştirelim. Gürhan Gürsoy aldın hocam Mehmet Topuz yerine. Veya Deniz Barış da olabilir. Önden Turacı, Gökhan. Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'e alalım. Lugan hocam sarı kartlı. Onda isterseniz kırmızı kart falan almasın. Can'ı veya Yasin'i aldın hocam. Can'ı değiştirelim. Lugano yerine. Evet hocam. Roberto Carlos yerine Sezgin'i alalım. O da yorulmuş zaten hocam. Deniz'i de Mehmet Topuz'un yerine alalım. Alex diyormuş hocam. Alex'i de Gürhan Gürsoy girebilir hocam. Gürhan'ın yerine birleştirelim. Şöyle yapalım. İkinci favorit olarak İlhan Parlak mı hocam? Aynen hocam. Bir de böyle yapalım. Tamamdır. Evet. Edu bir tek sahada kaldı. Volkan'la beraber. Dakika 70. Devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük bir heyecanla. Şimdi Burak'tan bir atak gelecekti ama demek ki önemli bir atak değilmiş. Evet, Volkan Demirel'le oyun başladı. Dakika 77. İndirdi Galatasaray savunması ama şimdi Selçuk Şahin, Deniz, Ali Bilgin soldan bindiriyor. Ali Bilgin'in soldan gelişleri meşhurdur. İyi kaptı Sabri'ye. Aferin Sabri. Sabri sağ kanattan bindirdi. Sabri gidiyor. Sabri Baroş top istedi. Ona doğru. Baroş baktı, vurdu. Nereye? Baroş'u çıkaralım hocam. Baroş'ta yorgunluk belirtisi olarak düşünüyorum ben bunu. Zaten çok da yormak istemem. Ümit Karan'ı deneyeceğiz hocam. Zaten göndereceğiz. Evet. Bir Galatasaray hata daha. Milan Baroş. Evet. Yine bir hata yaptı. Şimdi Fenerbahçe hata. İndirilen top. Tekrar Baroş. Şimdi Deniz Barış. Güzel pas. İlhan'a. Ama ondan önce Servet kornere atıyor topu. Biraz daha takım düzeldi benim takım. Evet. İlk yarı performansım gayet iyiydi Galatasaray açısından. 2-2 bitmesine rağmen. İkinci yarı Fenerbahçe maça ortak oldu. Skorla değil, oyunla tabi. Skorla ilk gol yarı. Be! Evet. Gol be! Güzel! Evet, demek ki taktikten dolayı olan bir yolum olaymış. Benim bu taktiğim maalesef kemik taktiğim olacak gibi gözüküyor. Yani bir şey diyemem, takım fena oynamadı. Yani senin takım da güzel, fena değil yani. Adana Sabri'nin yaptığı. Evet. İyiydi yani. Açıkçası. Can'a da sarı kart. Hocam o bölgede bir sıkıntı var demek. Kavga çıkalım. Klasik Fenerbahçe Galatasaray maçı ya. Olabilir hocam. Kavga. Ama hazırlık maçı, bu kadar gerek yok. Evet, takım konuşması olarak Fenerbahçe konuşuyor. Yok, sen konuşuyorsun. Doğru, ben konuşuyormuşum. Yeteri kadar iyi olmanızı bilmeniz isterim arkadaşlar yani. İki beraber bitse bir şey demezdim hocam. Ama hani hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'yi yenilmek istemeyiz. Evet hocam. Bir şimdi arkadaşlar, maç sonucu 3-2'den itibaren şimdi kaydediyoruz ve Bate Borisov maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Evet, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuyla Fenerbahçe kendisi aslında Bate Borisov'u arıyor. Tekrar karşınızdayız. Hocam eski sistemimize geri döndünüz. Evet, geri döndüm çünkü Galatasaray maçında gördüm ki her zaman kendi güvenliğini taktik en iyisidir. Evet, o 3-1'den 4-3'ü yapan, 2-0'ı yakalayan, 3-0'ı yakalayan ve bu taktiği oynadıktan sonra Galatasaray'ı 2-1'den 3-2'ye getiren taktik bu hocam. Aynen hocam. Emre Belözoğlu hala askerde hocam, 2 gün sonra dönecek. Aynen öyle. Yeni transfer müjdeniz var, özellikle kanat bölgeden hocam. Evet, bir tane kanat futbolcu aldık. Evet, gördük ki Kazım sakatlandı. Burak'ın yediği yok doğru düzgün. Gerçi Ali Bilgin de iki taraflı oynayabiliyor ama hoca belki de Burak'ı forvete değerlendirip daha Kazım'a iyi bir forvet, pardon, kanat oyuncusu arıyor. Bilmiyoruz artık, hocadan transfer gelince. Yani Serkut elimizdeki kadronun en ideal yakın olanına çıkarmaya çalıştım gördüğünüz gibi. Evet. Bakalım neler olacak, göreceğiz. İnşallah kazanırız diyoruz. Maldonado bu arada Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Emir Hoca kadro bolluğundan seçmedi. Hoziko var mıydı hocam? Hoziko vardı. Evet, Hoziko son anda var. Gelmişti.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle arkadaşlar. Kalede Volkan, defansta Gökhan Gönül, Diego Lugano, Edu Drakane, Roberto Carlos. Orta sahada Mehmet Topuz, Gökhan Emreciksin, Burak Yılmaz, Alex de Souza ve Uğur Boral. Forvet'te Guiza. Daniel Guiza ile ilk 11'i bu şekilde Bate'de. Gördüğünüz gibi bu formasyonu çok tanıdık bir oyuncu olmadığı için kadrosunu saymayacağım boşu boşuna. Evet hocam, hemen maç analizine bakalım. Size 1'de 2 favori olarak gösteriyorlar kendi sahanızın olduğu için ve güçlü bir takım olduğu için. Takıma ne diyecek, ne söyleyeceksiniz bu önemli maç öncesi? Evet hocam, tabii ki ne diyoruz? Sizden galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hocam, rakip takım talimatları. Herhangi bir talimat gerektirecek bir takım gibi görünmüyor ama. Yok hocam, iyi böyle olmadı ikinci yarı. Bildiğiniz gibi oynayacaksınız hocam. Evet bakalım. Evet. Şükrü Saraçoğlu stadında. Fenerbahçe Batı Borisov'u arıyor. Batı Borisov maça başlayacak. Sarı kart çıktı hocam. Şu anda önemli atak geldi şimdi. Kime sarı kart çıktı? Kozachenko onlardan biri hocam. Mükemmel bir şut. Kalecinin bir an yokluğunu Gökhan Emreciksin değerlendirmek istedi ama olmadı hocam. İyi başladı Fenerbahçe. Evet bakalım, heyecanla bekliyoruz. Edu, Roberto Carlos. Roberto Carlos o ileriye doğru. Uğur Boral indirdi. Uğur baktı içeri. Uğur ortaya kesti. Daniel Guiza kaçırdı. Direkten geri döndü. Kaçırdı. Fenerbahçe taş kullanacak. Yakın bir ve tehlikeli bir bölge. Gökhan Gönül. Taşları indir. Daniel Guiza orada topla buluştu. İçeri doğru indirdi. Roberto Carlos olmadı o. Vurdu. Uğur Boral attı. Gol. Fenerbahçe dakika 6'da önce Guiza'nın ortası, sonra Roberto Carlos'un sert şutu, dönen topu Uğur Boral alıyor. Hocam size Roberto Carlos bu tür maçlarda lazım göz, evet, eğitim farkını eğitim gösteriyor hocam. Aynen, yüksek deneyimiyle beraber. Gökhan Gönül, şimdi Uğur, golü atan Uğur. Uğur baktı içeri, Uğur kötü bir vuruş. Neyse, idare eder. Bu arada Emir Hoca hem sağ hem sol kanada aslında. Hani Uğur'un da özellikle Uğur'un yerine birini arıyordu. Ama Uğur bu maçta göz dolduruyor gibi. Gökhan Emreciksin yine sert şut olmadı. Gökhan da kaleye yüklenmiyor önce hocam. Mehmet de kaleye yüklenmiyor önce. O Alex. Kralex dışarı. Olmadı. Alex dışarı gitti. Hocam boğuyoruz adamları ya. Evet hocam. Kendi sağınıza seyircinizin desteğiyle. Alex. Orta içeri mi? Şut oldu. Korner. Kaleci çıkartıyor. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Alex gitti köşe gönderine. Alex ne yavaş yavaş gidiyorsun öyle. Alex yaşlandığı için oluyor hocam. 30'a geldi. Alex orta içeriye. Kafa gelmedi. Denen top. Gökhan Gönül. Olmadı. Olur böyle şeyler. Güzel. Heyecanlı bir maç oluyor. Evet hocam. Dakika 40'a geldik. Şimdi Batya Borisov ata. Defans iyidir inşallah. Evet hocam, sağ kanattan geliyorlar. Lukin aman, top kaybı aman. Olmadı. Yapmayın Gorbaçov. Güzel. Pardon, Gorbaçmış hocam. Gorbaçov. Ol yok. Gorbaç. Gorbaçov kimdi ya? Gorbaçov. Sovyet Birliği. Evet hocam. Şimdi Gökhan Gönül, Lugano. Baktı arkadaşlarına, verdi Alex'e. Alex'ten Gökhan'ı öleceksin. Bir şut daha Gökhan'dan. Üçüncü şutu bu. Evet. Üçüncü kez olmadı. Kaleyi yokluyor. Hocam orada o pozisyonda siz şut çekin dediniz. Bu yüzden çok sıkı şut çekiyorlar. Evet, doğru diyorsun. Yani bunu biraz azaltmak lazım. Memnun değilseniz azaltabiliriz. Bir kıdım azaltabiliriz. Çok da memnun olmasınlar ama. Şimdi Guiza'ya doğru pas. Guiza kontrol edecek mi? Edebildi. Kazanları topu Mehmet'e ama top kaybı. Güzel müdahale Lugano'dan. Alex Kralex. Tepkili. Alex'ten Gökhan'a. Gökhan. Verdi Guiza'ya. Guiza vurdu, kaçırdı. Kaçırdı. Beyler. Aferin. Aferin. Hocam. 1-0'dan birbirine gelirse hiç sıkıntı ama. Evet, onu sarmak lazım. Yani mahalle takımlarından gol yedik biliyorsunuz. Aynen. Bundan diyebiliriz. Hocam ilk yarı bitti. Hocam var mı bir eksiklik? Burak'ta hafif bir yorulma görüyorum hocam. Hocam Burak... Ali Bilgin girebilir hocam. Ali Bilgin mi? Ali Bilgin'i alalım. Kimden pek güzel performans pek görmedik? Zaten Burak'ı çok iyi göremedik de. Hani aynı şekilde çıktı yani oyundan. Şimdilik iyiymiş gibi ya. İyi evet hocam. Çünkü hazırlık maçı da değil. Şimdi hepsini birden kullanmayalım şeyde. Acaba Burak asıl yerinde mi oynamak istiyor hocam forvetle? Hocam forvet şu an Guiza Semih varken ona düşmez yani. Evet. Hocam tehlikeli bir atak. Bate aman çocuklar. Aman döndürmeyin. Güzel. Evet güzel müdahale Roberto Carlos'tan. Güzel bir pas oldu Guiza'ya. Guiza'da içeride boş var. İçeride boşluk var. Guiza atamadı o bölgeye. İçeride bomboş pozisyondaydı. Yeni oyuna giren Alev İlgin. Yine köşe vuruşu Fenerbahçe'nin, en azından top Fenerbahçe'de kalsın. Gol yememek önemli hocam bu tarz maçlarda. Burada bir gol daha atmak lazım. Kralex, Alex kesti. Mükemmel bir şut. Orta ama gelmedi. Orta güzeldi. Dokunan olmadı. Şimdi kontrol şansı Bate Borisov için. Alimona. Geri dön. Alimona. Müdahale güzel. Guiza'ya pas oldu bu.
Bu yüzden kaptırdı, kaçırdı. Volkan Demirel bırakmakla kontrol etmek arasında. Evet, kötü bir pas. Volkan yine Volkan'ını yaptı. Yapma Volkan, yapma Volkan. Gökhan Emircik'in topu aldı ve rakibi ona faul yaptı. Güzel, güzel. Hocam Gökhan iyiydi, ben yani şut çekmesini beğendim. Beğendim yani. Ben de beğendim hocam. Yani Emre'nin yokluğu aratmıyor. Tabii ki. Mehmet Topuz iyi transfer oldu. Normalde orada bir sarı daha gördüler. Evet. O aynı oyuncu hocam. Şimdi dakika 54. Uzun bir top. Hocam bu arada 3 değişik hakkınız var. Hani bu artık hazırlık maçı değil. Bunu biliyorsunuz yani. Bol kesinlikle kullanmayın. Dakika 55'e geldik. Guiza güzel pas. Guiza bıraktı Alex'e. Alex baktı sol kanada. Oradan Roberto Carlos bindir ona doğru. Roberto Carlos baktı içeri. Roberto Carlos orta içeriye. Kimse gelmedi. Şimdi Mehmet Topuz bir şut, mükemmel gol. Yine topuzluğunu yaptı Mehmet. Harika, yine uzaktan vurdu. Yine attı. 3 oldu bu. 3. Mükemmel, mükemmel. Mükemmelsin Mehmet. Türk taraftarları. Galatasaraylısıyla, Fenerbahçesiyle. Arkandayız Fenerbahçe. Söz konusu Avrupa olduğumu tek yüreğiz hocam. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Alex orta içeriye, kimseye gelmedi. 2-0'a getirdi Fenerbahçe durumu. Şimdi kontra atak şansı. Aman diyeyim, bir gol yemeyin hocam. Evet, evet, doğru diyorsun. Alexander Alumona. Alumona Roberto Carlos aldı. Roberto Carlos bu maçta gerçekten mükemmel. Hocam, hocam sarısı vardı. Sarısı vardı. Sarısı vardı hocam. Kırmızı, evet, kırmızı kart. Kırmızı, kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kart. Bir dahaki maçta yok. Aynen, güzel. Oyuncu değişikliği dakikada doldu. Hocam değişikliği düşünebilirsiniz. Dakika 63'e geldi ama. 65'te değişeceğim. Evet. 10 kişi Bate. Şimdi Alex indirdi. Lugano vuramadı. Roberto Carlos güzel indirdi Emre'ye. Gökhan Emreciksin diye kastediyorum hocam. Gökhan Gönül. Emreciksin. Gökhan. İyi pas bu yüzeye. Kuyuz'u vurdu. Oh! Ve gol. 3 oldu. Harika bir maç ya. Bu sefer kaçırmadı. Harika bir maç hocam. Fenerbahçe bir sonraki ön eleme turunun kapısını aralıyor. Galatasaray'la aynı torbaya hocam, girmek üzere diyebiliriz. Yapalım. Evet, evet hocam. Bir oyuncu değişikliği. Bu arada atak var, hemen onu durduracağız. Pardon hocam. Hocam defans alalım. Hocam Emreciksin ve Uğur Boral yorulmuş. Buradan gelmesin için değiştirelim abi. Emre hocam Uğur Boral da Alex sol oynar mı hocam? Gürhan oynar hocam. Gürhan oynayabilir. Evet, turuncu oldu ama idare eder herhalde orada. Hocam, ve hocam yapsak. Onunla da Mehmet Topuz değiştirin hocam. Budur hocam. Tamam işte budur. Budur hocam. Hadi bakalım arkadaşlar. Takım olaylı hocam. Takım olaylı mıyız? Evet, Fenerbahçe dakika 67. Roberto Carlos'u bindirim yapıyor yine. Roberto Carlos mükemmel orta. Ali vurdu, dışarı gitti. Ali'nin uzaktan şutları o kadar değil. Valla. Hocam takımdan memnunum yani. Mehmet Topuz çok iyi transfer olmuş hocam. Onu söyleyeyim. Aynen öyle. Sezgin de iyi transfer. Sezgin daha girmedi oyuna. Ama yorulanlara göre artık. Yani. Roberto abisi zaten bu sezon sonu herhalde göndereceksiniz. Yani 3 tane 3 kulvar var sana. Çevir, yani çevir, evet. Çevir, oynarız. Ali Bilgin. Evet, çok kötü pas. Şut mu, pas mı artık? Orta mı? Yok, şut çekti de. Şut çekti, biliyorum da hocam yani pas atsaydı da iyiydi. 3-0 oldu ya, biraz şeydiler tabii. Roberto Carlos. Bu maç çok iyi Roberto. Selçuk Şahin yeni girdi. Oo, tehlikeli bir yer. Selçuk Şahin'e bak, lan power kazandı. Güzel. Tehlikeli bir yer. Friki Alex kullandı hemen. Edu'ya verdi. Edu niye, ne işi var orada? Lugano ne işi var orada? Gökhan Gönül. Bizi vurdu. Vurdu dışarı. Bizi bırakma. Bizi ne yapacaksın? Bizi. Ben de varım. Ben de atacağım dedi hocam. Oyun değişikliği hakkımızda oldu. Dakika 82. Gürhan Gürsoy. Gökhan Gönül. Gürhan yeni girdi oyuna. Pas güzel değil. Gürhan müdahale etti. İyi müdahale. Mehmet Umuz verdi Guiza'ya. Guiza baktı arkadaşlarına, iyi indirdi ama kimse yok orada. 4-0 iyidir be. Edu hocam, ben bu skora da razıyım. Selçuk iyi sırıldı. Ali Bilgin. Ali olmadı. Vur be. Mehmet topu gol oldu. Kendi kalesine mi? Evet. 4-0 oldu, bizim oldu. Rizevski'ye çarparak kendi kalesine gitti. Hocam 4'teniz 4 oldu. 5 istiyoruz hocam. Hocam 5 olabilir yani şimdi. Evet, hemen maça başladı. Bate Borisov. Galyak. Geri doğrandı. Şimdi Garbaç. İyi müdahale. Alex Guiza karşı karşıya. Guiza aşırtmadı demesi. Olmadı. Ama güzel hocam, Guiza güzel bir transfer olmuş gerçekten. Ama bayağı para vermişler hocam. Şimdi yine Bate ata. Gerçi Fenerbahçe ata. Lugano iyi indirdi. Alex'e verdi. Alex'ten mükemmel pas Ali'ye. Ali sokuldu. Ali uzaktan vurdu. Son anda. Hocam güzel maç ya. İyi maç.
Temiz bir skor. Hocam o bölgeye gelen vurmaya çalışıyor. Onu bir halletseniz hocam. Bir dahaki maçta izlemeyelim böyle şeyler. Evet. Karşılama bitti hocam. Maç sonrası yorumlarınızı alacağız ama önce bir takımla konuşun. Evet hocam. Sansasyonel bir maç. Evet kesinlikle öyle. 4-0 ya. Temiz skor. Evet hocam. Devamına tıklayarak. Şimdi hocam. O yorumlar da orada yazıyordursun. Ne diyorsunuz hocam karşılaşma için? Hocam çok mutluyum yani. Çok harika bir maç oldu. Çok mutluyum ve evet. İnşallah evin maçta da böyle bir performans bekleyip güzel bir şekilde gruplara kalmayı düşünüyorum. İkinci yarıda bu ilk 11 mi olacak yoksa yedeklere şans verecek misiniz? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz hocam? Hocam ikinci yarı ilk yarı 1-0 ikisi yaparsak ikinci yarı yedeklere geçmeyi düşünüyorum. Ama ilk yarı tercih. Ama 3 oyuncu değişikliği hakkınız var hocam böyle. Hocam ben garantici bir sınavda 4-0 da olsa... Evet. Ne oldu? 5 tane atabilir miyim? Yani hocam özel soru sorayım. Sezgin'i görmeyeceğiz yani. Sezgin'i göreceğiz hocam. Sezgin'i göreceğiz. Sezgin'i Roberto göreceğiz. Dinlensin diyorsunuz. Dinlensin hocam. Evet. Bir sonraki maçta arkadaşlar görüşmek üzere. Biz bu 7 günü hemen geçelim arada. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen kesiyoruz kaydı. Şampiyonlar Ligi ölümü maçı. Bate Borisov rövanşı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Emre Belezoğlu önünde ve biraz değişik bir taktikle Bate Borisov deplasmanında çıkıyor. Hemen kadroyu sayalım. Değişiklikleri de size göreceksiniz. Kalede Volkan, defansta Önder Turacı, Diego Lugano, Edu Drekane ve Sezgin Coşkun. Orta sahada Selçuk Şahin, Emre Belezoğlu, Mehmet Topuz, Alex ve Uğur Boral, forvette Guiza. Değişen isimler. Emre Belezoğlu geldi, Selçuk geldi ve geriye geçti. Sezgin ve Önder Turacı beklerle değişti ve Mehmet Topuz'a sağ kanada geçti. Evet hocam. Hocam böyle deplasmandayız. İnşallah güzel bir sonuç bekliyoruz. Takım koşuyoruz hocam. Arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe yeni transferini getirdi. Hamet bilmem ne tam adını öğrenmedik. Evet. Şu an bakasımız da yok. Vallahi. Ama güzel bir transfer. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabiliyor. 3.2 trilyon gerçi milyon TL verdiler. Şimdi maç başladı. Bate iyi başladı hocam. Şok atak oldu böyle bir. Evet. Ama 4-0'ın rövanşı yani. Yani. Yine değişik bir taktikle çıktı Emir Hoca. Önder iyi sıyrıldı. Verdi içeriye bir şut dışarıya. Bir gol bitirir işte hocam. 5 gol atsalar bile düzelmez ya. Aynen öyle. 6 gol atmaları lazım. 5 gol diyersek artık yenilelim. Yani. Elenelim yani. Bu arada Alex. Bu atak bitsin. Elemeler oynandı arkadaşlar. Onları da göstereceğiz de. Sonda gerçi göstersek de olur ama. Biz yine söyleriz maç esnasında. Sizin zamanınızı almayalım. Dakika 9 Fenerbahçe hata. Lugano iyi pas Alex'e. Alex baktı. İyi bıraktı. Uğur vurdu olmadı. Şimdi Edu ondan önce Lukin. Lukin verdi pası Galyak. Galyak'tan Sezgin o bölgede. Bu maçta dediğimiz gibi gördüğünüz Roberto Carlos yok. Sezgin var. Emre Belezoğlu ilk defa izleyeceğiz. Şu an biraz ısınma aşamasında. Lugano. Alex. İyi pas. Guiza. Guiza vurdu kaçırdı. Orada vurmayı tercih etti. Evet hocam. Aa hocam şey yapmayı unuttunuz ya. Evet. Orta sahadaki adamı. Gerçi orada Emre var artık. Emre'nin vuruşları iyidir. Alex. Sezgin. Sezgin önünde Uğur var. Vermedi ona. Şimdi verdi Uğur'a. Uğur sıyrıldı. Uğur iyi sokuldu. Uğur bir çalımda. Uğur sokuldu. Bıraktı Sezgin'e. Sezgin içeri kesti. Alex vuramadı ama ters bir şut. Korner. Evet. Tehlikeli bir atak daha izledik. Evet. Sezgin Uğur'un dilinden anladığı için biraz paslaşmalar daha rahat oluyor sanki. Aynen. Alex kullanacak köşe vuruşunu. Stoperler de geldi o bölgeye. Alex hocam avuta gitti. Evet Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe çok şanslı bir kura ile eşleşti. Slavia Prag ile karşılaşacak eğer Batı'ya elerse. Biz ise Galatasaray olarak Fiorentina ile eşleştik arkadaşlar. Bayağı zor bir ekip. Kendi dişimize göre bir ekip ama kadrosu bizden daha iyi açık söyleyeyim. Değer ve tanınmışlık açısından bizden daha iyi. Bu arada Mehmet Topuz çok iyi kaptı. Guiza'ya verdi. Guiza bıraktı Selçuk'a. Selçuk arkadaşını aradı. Alex'i verdi. O bıraktı Emre'ye. Emre baktı. Emre vurdu. Kale tuttu. Dönen top kimseye olmadı. Şimdi Lugano. İyi pas. Alex bıraktı. Guiza offside. Offside'desin Guiza. Emre iyi vuruyor. Aslında yani siz de zaten o taktiği Emre'nin vuruş kabiliyeti için koymuşsunuz. Oradan şut çeksin diye ama. Emre iyi orta. Bir kafa ve gol. Bu maç bir sen abi ya. Mehmet Topuz yine attı. Mehmet Topuz bayağı golcü oldu Fenerbahçe'de. Mehmet Topuz bayağı bildiğin Guiza daha çok gol attı. Vallahi öyle hocam. Hocam Emre Belezoğlu çok mükemmel bir orta kesti. Evet çok. Farkında tecrübesi konuşturdu. Aynen öyle. Hocam bu takım bence güzel bir yerlere ulaşır gibi. Evet yani. Hocam zaten kuralınız da güzel hocam. İnşallah. İnşallah biz de gireriz. İnşallah. Emre çok iyi kaptı. Uğur bıraktı Alex'e. İleride Guiza top istedi ona vermedi Alex. Geriye oynadı. Kötü bir pas oldu aslında. Selçuk, Lugano, Edu. Edu ne yapıyorsun Edu? Alex.
Alex'ten pas Guiza'ya. Guiza ileride, Mehmet Topuz var, ona verdi. Mehmet sokuldu. Mehmet kendi vurdu yine gol. Mehmet Topuz şov yapıyor. Mükemmel bir transfer Mehmet. Hocam ben bunu sene 40 milyon satarım herhalde. Hocam ben olsam satmam, oynatırım ya. Yani vallahi hocam böyle oyuncu varsa vallahi harika oynuyor ya. Hocam Fenerbahçe bundan kaybediyor zaten. Her oynadığını satıyor. Oynadığını tutacaksın hocam. 6-0 ne demek ya? Hocam Mehmet Topuz yaşlı bir oyuncu değil yani. Yani abi. Evet, şu anda Fenerbahçe 2-0 çok rahat galibiyette. Adamların 7 gol atması lazım hocam. Evet. 7 gol derseniz artık istifa edin. Orta içeriye Volkan aldı. Vallahi Volkan herhalde ilk top mu geldi bana? Galiba hocam. 2 maçtan beri ilk toptu ben bile diyebiliriz yani. Şimdi Alumona iyi sıyrıldı. Alumona vurdu. Çarpan top kornere çıkması izin vermiyor mu Volkan? Güzel. Aferin. Volkan yatıyor. Evet, ilk yarı bitti hocam. Değişiklikler gelebilir. Yorulanlara var mı diye bakıyorum. Yorulan hiç yok. Yok. Emre 80'de biraz. Yeni girdiği için hani tam kondisyonu oturmamış hocam. O zaman onu Gökhan'ı çıkartalım. Evet hocam. Ali Bilgin'i değiştirelim mi? Ben hocam bir sakatlık falan olabilir. O zaman Uğur Boral'ı değiştirelim. Sezgin biraz hafiften, yani Uğur Boral çok yorgun görünmüyor. Hocam 3 değişikliği hakkında doluyor böyle yaparsanız. Bunlar şey iptal ederim. Yani bence yorulmayan oyuncu çıkartmayın hocam, memnun değilseniz. Uğur'dan memnun musunuz hocam? Yok, memnun değilim. Memnun değil misin hocam? Memnunum, pardon. Buradan... Yani Sezgin hafif, yani çok da yorulmamış ama illa değiştireceğim diyorsanız Sezgin değiştirin yani. Böyle daha güzel oldu. Roberto Carlos'u görelim diyorsanız. Evet. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Top yine Alex'te. Orta içeri güzel orta ama kimseye gelmedi. İyi indirdi. Şimdi kontratak şansı Bate Borisovic'in. Alumona verdi sol tarafa. Yetişmesi zor. Zaten yetişse de bir şey olmuyormuş. Volkan. İndiremedi Guiza. Şimdi indiren Lugano. Mehmet Topuz top kaybı. Tekrar aldı. Tekrar kaybetti. Alumona. Çalımlarıyla meşhur bir oyuncu. Çok iyi vurdu hocam ama. Altı çıktı. Evet. Direkten dışarı çıktı top. Dakika 60'ları gösteriyor. Fenerbahçe üstünlüğü koruyor. Artık çıktı diyebiliriz hocam. Yani 10 dakikada 7 gol yersiniz artık. Tarihi bir karşılaşma. Kesinlikle. Kovalev. Kovalev iyi kesti. Bakmıyor Selçuk Şahin. Güzel. Defansa yardımcı oluyor. Yalnız gol attık, bir de gol de yemedik. Bu da güzel bir şey yani. Evet hocam, yani 2 maçta 6-0. Aynen öyle. Bu da güzel bir işaret. Köşe vuruşu yani. Bate Borisov için. Hocam ileriki maçlar için Slavia Prag'da aynı taktik mi hocam? Aynı taktik. Kemikleşmiş taktik artık. Bizim hocam işimiz zor Fiorent'le karşınızda. Siz vallahi ne diyorsunuz hocam? Olabilir. Nasıl ya. Bence ben şeyi bekliyorum yani. Galatasaray bir sürpriz yapacak diye bekliyorum yani. Galatasaray güzel bir sükse yapacak diye bekliyorum. Ben mutluyum. Yeni transferimiz Mbokane'de geldi. Bakalım. Mbokane. Milan Baroş'a güveniyoruz. Adam iyi para istedi hocam ya. Vallahi inşallah. Yıllık 1 milyon eurodan fazla veriyoruz hocam. Aldığı parayı hak eder inşallah. Evet, şu anda pasışmalar, kontra atak şansı. Mehmet Topuz aldı. Top kaybı iki oyuncuya karşı, geçemedi. Bir şut dışarı gitti hocam. Evet, onlar defansa giremedikleri için zaten şut çekmek zorunda kalıyorlar. Evet hocam. Bu da bizim şansımıza. Artık maçın sonları ve maç bitti hocam. Evet, hemen bir hocam takım koşmasından sonra hocam sansasyonel videoyu bitiriyoruz ve kapatıyoruz hocam. Evet. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz. Fenerbahçe bir sonraki tura geçti. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Arkadaşım Emir Hocam yeni bir kanal açtı. Kardeş kanallarda, seviler kanallarda Emir Hoca'nın kanalı bulabilirsiniz. O da benim gibi strateji oyunları oynuyor. Civilization şu anda 5 çekiyor. Civilization 5 çekiyor. İleride değişik değişik oyunlar oynayacaktır. Sadece bir oyun kanalıyla ayrıca. Çok değişik aktiviteler sergileyecek, düzenleyecek inşallah. Evet hocam, siz de bir şey söylemek istersiniz. Vallahi çok güzel bir maç oldu Serkot. Tekrardan teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Umarım evet. Böyle gider. Sen de inşallah Fiorentina'yı eze eze geçersin. Evet hocam, kanalınız hakkında bir şeyler söyleyin. Serkot'un dediği gibi arkadaşlar, sadece oyun kanalı değil benimki. Ayrıca film ve dizi incelemeleri de olacak. Umarım beğenirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Bir dahaki bölümde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin görüşmek üzere. Bakalım gruplara kalabileceğiz mi? İnşallah kalırız. Benim için biraz durum sıkıntı ama inşallah kalırız arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.